Merhaba arkadaşlar, Masal Treni'ne hoş geldiniz. Bugün Masal Trenimiz uzun bir yolculuğa çıkıyor. Uzak bir ormanda arkadaşlarını ziyaret etmek isteyen Sincap bugün Masal Treni'ne konuk oluyor. Sevimli Sincap'ımız trenine biniyor ve trenimiz hareket ediyor. Masal ormanına doğru yola çıkıyoruz. Sevimli Sincap o gün çok heyecanlıydı. Çünkü uzak bir ormanda, yani masal ormanında yaşayan arkadaşlarını ziyarete gidiyordu. Tren hareket ettiğinde kafasını pencereye dayadı ve etrafı seyretmeye başladı. Her şey ne kadar güzeldi. Her taraf yemyeşil, inekler otluyor, çayırlarda kuzular geziyordu. Sevimli Sincap, ah dedi, keşke ben de burada yaşasaydım. Ben neden burada yaşamıyorum ki? Sonra tren ilerledikçe çayırlar kayboldu, dağlardan, tepelerden açtılar. Kocaman ağaçların olduğu masal ormanına ulaştılar. Sevimli Sincap trenden indiğinde onu uzun zamandır arkadaş olduğu Kuzgun karşıladı. Kuzgun Sincap'ı görünce hemen seslendi. Hey sevgili Sincap, baksana buradayım. İstasyon o kadar kalabalıktı ki herkes birini arıyordu. Sincap'la Kuzgun'un buluşması biraz zor oldu. Ama sonuçta birbirlerini buldular. Kuzgun Sincap'ı yanına aldı ve hemen evine gittiler. Sincap kendini çok yorgun hissediyordu. Hemen eve vardıklarında sevgili dostu Kuzgun ona yemek hazırladığını ve yemekten sonra sıcak bir bitki çayı olduğunu söyledi. Yemeklerini yiyip bitki çaylarını içtiler. Sincap'ın üzerine bir ağırlık çöktü. Çünkü hem uzak bir yoldan gelmişti, yorulmuştu. Hem de yemek yedikten sonra rahatlamış ve vücudu ağırlaşmıştı. Vücuduyla birlikte göz kapakları da ağırlaşan Sincap yavaş yavaş koltukta uyuyakaldı. Bunu gören Kuzgun, ah dostum affedersin, sen çok uzak yoldan geldin. Nasıl da düşünemedim. Sabah konuşuruz, birlikte gezeriz. Şimdi senin uyuman lazım demiş ve hemen Sincap için hazırladığı yatağa Sincap'ı götürüp yatırmış. Sincap o kadar derin uyuyormuş ki Kuzgun'un kendisini taşıdığını bile fark etmemiş. O dalgınlıkla ve o yorgunlukla sabaha kadar derin bir uyku çekmiş. Sevgili çocuklar, siz de yorulduğunuz zaman, kendinizi güçsüz hissettiğiniz zaman hemen deliksiz bir uyku çekin. Uyandığınızda kendinizi çok daha güçlü ve dinç hissedeceksiniz. Uykuya karşı direnmek yok. Vakti geldiğinde hemen uyumalıyız. Bu masaldan da anladığınız gibi vücudumuzun da dinlenmeye ihtiyacı var. Bu yüzden uykudan önce güzelce sütümüzü içip uyuyalım. Tamam mı? Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.